Gayri bir Müslüm bir memlekette dinin emirlerinden bir Müslüman sorumlu olmaz mı? Mesela Almanya'da, Hollanda'da, ne bileyim Fransa'da falan. Mesela daha açık sorayım. Bir Müslüman kadın öyle bir memlekette başı açık gezebilir mi? Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri Mustafa Bey kılı kırk yararak yazmışlar. Ve ben dikkat ediyorum mesela Ehl-i Sünnet alimlerinin fıkıh kitaplarına, kelam kitaplarına, itikad kitaplarına, elfaz-ı küfür, küfür bahsi yazılan bölümlerine hep ihtiyatla hareket etmişler. Ne demek ihtiyatla hareket etmişler? Böyle şimdi zamanımızda var ya, kafirsin sen, cehennemliksin, öyle yok. Öyle yok. Hatta bir ifade geçiyor. Bir kimse bir tek cümle söylüyor. 100 tane değil bak. Bir tek cümle söylüyor. Bu cümle tevil edildiği zaman 100 anlama gelebiliyor. Bir tanesi imanlı olduğunu gösteriyor. Ona 100 tane edilir. Öyle tevil edilir buyuruyor. O bir taneye göre yani. Evet, o bir taneye göre. Ve İmam-ı Rabbani Kutsu'nun Söylesleri buyuruyorlar ki konuyu değiştiriyorum, sizin sorunuza geliyor. İmam-ı Rabbani Kutsu'nun Söylesleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz peygamber göndermeden azap edici değiliz buyuruyor. Biz peygamber göndermeden Kur'an-ı Kerim'deki ben, biz, bizler hep ben demektir diye onu da açıklamışlar. Kudretini, büyüklüğünü bildirmek için biz buyuruyor. Yoksa Allah-u Teala birden çok değildir, birdir. Vahittir yani. Biz peygamber göndermeden azap edici değiliz. İmam-ı Rabbani Kutsu'nun Söylesleri mektubatta bunu açık net bir şekilde bildiriyor. Ondan sonra da açıklıyor bunu. Şimdi peygamber yok. Varisleri var. Benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Varisleri var. Şimdi İmam-ı Rabbani Kutsu'nun Söylesleri buyuruyor ki, eğer bir topluluğa İslamiyet ulaşmamışsa, kitap, alim veya benzeri bir şekilde ulaşmamışsa, radyo, televizyon, yayın vasıtasıyla ulaşmamışsa, zamanımızda internet de var, duymamışsa, hani Anadolu'da derler ya, ot gibi gelmiş, ot gibi, ot gibi gidiyor, saman gibi gidiyor. Yani böyleyse bunlar cehenneme gitmez buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Çünkü duymadı. Ben bunu okuyunca, tabii eğitimciden geldiğim için, ne güzel yazmış, ne güzel izah etmiş. Çünkü kendin de öğretmenlik yaptın, bilirsin. Sınıfa girdim. Hiç ders anlatmadım. Sene başı ilk derste kaldırdım çocuğu. Şu problemi çöz, çözemedim. Kaldın sen sınıfta, hadi güle güle. Sıfır. Çocuk böyle, ben mi bakıyorum, bu deli mi, depek mi, nedir bu ya? Neyin nesi bu? Çocuk da şaşırır. Değil mi? Yani İmam-ı Rabbani Kutsu'nun Söylesleri buyuruyor ki Allah-u Teala adildir. Adildir. Emre ulaşmamış. O da bilemedi. Evet, İmam Muhammed Maturidi Hazretleri aklı ile düşünüp bir yaratanı bulması gerekirdi. Burada İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki akıl kâfi yeseydi peygamber göndermeye lüzum yok. Çünkü Allah-u Teala aklıyla düşünseydi demiyor. Peygamber göndermeden önce azap edici değilim buyuruyor. Akıl bir yere kadar götürür. Mesela Kur'an-ı Kerim'de var. İbrahim Aleyhisselam işte annesi onu bir mağarada öldürülmekten kurtulmak için orada dünyaya getirmişti. Orada gece bir ara mağaranın kapısı açık kalmış, oradan bakıyor. Yıldızlar, en büyük yıldızı görünce diyor benim tanrım bu olsa gerek. Rabbim bu olsa gerek. Sonra ay doğuyor, yok diyor ya, orman daha büyük, bu olsa gerek. Gündüz olunca onlar şey yapıyor, güneş bu olsa gerek. Akşam güneş batıyor, yok diyor ya, bir görünüyor bir batıyor, böyle Rab olmaz diyor. Tamam. Kur'an'da geçiyor bu. İşte ve peygamber olarak seçilip yaratılmış bir ruhun aynı şekilde zihninde, hayalinde, hatırında, aklında bu kadar geçebiliyor. Yani Allah Teala buyuruyor ki akıl buraya kadar. Buraya kadar oluyor. Buraya yani. Kadar oluyor. Allah. Buraya kadar olabiliyor. Bir varlığa benzer mi, benzemez mi, bütün bunları peygamberler vasıtasıyla biliyoruz. Onun için Allah-u Teala'nın zatî ve subûhî sıfatları var ya. Dolayısıyla Allah-u Teala bunları azap etmez. Peki dirilmez bunlar? Dirilir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Diriltilir. Kendi aralarında zalimi vardır, mazlum vardır. Orada mahşerlerinde bunların hakları ödetilir, sonra hayvanlar gibi yok edilirler bunlar. Cennete girmez, cehenneme girmez. Bazı İslam alimlerinden efendim orada işte mahşer günü bunlara teklif edilir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki orası teklif yeri değil, hesap yeri. Orası teklif yeri değil. Şimdi sorduğunuz suali daha da genişleterek. Bu an, şu andaki dünyada
Avrupa'da İslamiyet'i duymayan yok. Afrika'da duymayan yok. Asya'da olabilir. Asya kıtasında olabilir. Mesela Kuzey Kutbu'na doğru gittikçe. Hatta Avrupa'nın da Kuzey Kutbu'na gittikçe orada da yaşayanlar var. Eğer teknoloji kendilerine ulaşmamışsa 3 ay gece 3 ay gündüz olan yerler var. Ulaşmadıysa. Ama Asya'da var. Şeye doğru, Sibirya'nın kuzeyine doğru gittikçe dünyadan bir haberler zaten. Dünyadan bir aldı. Zaten 3 ay gece 3 ay gündüz geliyor falan. Yani doğru düz ateş bile yoktu. Çiğ çiğ yemeye alışmışlar yani, değil mi? Etleri bile çiğ çiğ yiyorlar. Çamaşır yıkıyor böyle odun gibi donup kalıyor. Donup kalıyor. Kuzey Kore olabilir. Kuzey Kore olabilir. Küba gibi olabilir. Ekvator bölgesinde Afrika'daki ne teknoloji girmiş, ne uydu var, ne televizyon var. Hiçbir şey görmemiş, duymamış. Brezilya'da, Amazonlar'da falan. Yarı çıplak vaziyette. Bunlara ulaşmamış. Bunlara ulaşmamış. Bunlar İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Ot gibi yaşar, ot gibi işte ölür gider. Hesaba çekilden sonra da yok edilirler. Ama Avrupa'da, hele Avrupa'nın güneyine inince İspanyollar Müslümanlarla dövüştüler. Portekizler dövüştüler. Çekoslovakya, İtalyanlar Afrika'da temas ettiler. Temas ettiler. Almanlar hakeza, Avusturyalılar hakeza. Yani Avrupa'daki ülkelerin hepsi İslamiyet'i bilir. Orada yaşayanlar da bilir. Köydekiler de bilir. Hatta düşman bile oluyorlar yani. Düşman bile oluyorlar. Bildikleri için. Dolayısıyla onların herhangi bir şekilde ahirette mazeret beyan edecek bir şeyleri söz konusu değil. Bu bir. İkincisi, efendim oralarda Müslüman oldu. Evet, kitaplarda Ehl-i Sünnet talimleri ihtiyatla hareket ediyor. Bunu duymamışsa ve eline geçen kitapta böyle bir hüküm okumamışsa, başka da kitap bulamamışsa, ahirette ona hesap sorulmaz o konuda buyuruyor. Ahirette ona o konuda hesap sorulmaz. Çünkü Allah-u Teala her kuluna gücü yettiği veya kendisine ulaşan bilgileri kabul edip etmediği noktasında hesap sorar buyuruyor. Ulaşmadıysa, bulamadıysa. Yani mesela Avrupa'nın şehirlerinde yaşayanlar çok zor da, hadi diyelim köylerindeki yaşayanlar da, köylerde yaşıyorlar. Dağ köyleri var mesela Avrupa'da da, mesela ulaşmamıştır. Adam merak edecek, onu meraklandıracak bir şey de olmamıştır mesela. Duymamış olabilir. Veyahut da duymuştur, ben de Müslüman olayım demiştir ama Müslümanlığın ne olduğunu bilmiyor, diğer ahkam hükümleri bilmiyor. Hükümleri bilmiyor. Onun için de kitaplarda buyuruyor ki, yeni Müslüman olmuş, namazın farz olduğunu öğrenir öğrenmez, hangi vakitte öğrendi bunu? Öyle vakti. Hemen gusül alacak, abdest alacak, gusül abdest alacak, hemen öyle yıkılacak. Bir önce kılmaktır. Önce kılmaktan bilmiyordu ki. Önce zaten emir değil ki ona. Önce emir değil. Peki Müslüman bile aileden Avrupa'ya, Amerika'ya gitti falan. Türkiye'den gitti. Onun hiç mazereti yok. Hiç mazereti yok. Şimdi şiirlerle menkıbelerde anlatılırken orada ki zat talebelerine diyor ki Allah-u Teala bize bir ihsanda bulunmuş. Müslüman ana babadan dünyaya getirmiş. Mesela Saadet-i Ebediye'de bu konuda çok güzel izah etmişler. Nakiller yapmış Hüseyin Elmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh. Allah-u Teala adildir ve ihsan sahibidir. Müslüman çocuklarına, Müslüman ana babadan dünyaya gelmek suretiyle bir ihsanda bulunmuş. Herkese ihsan yapmak mecburiyetinde değil ama adildir. Kutuplardaki birisi Allah-u Teala'yı merak etse, arasa Allah-u Teala adildir. Ona din-i İslam'ı öğretecek bir sebep önüne çıkartır. Bir sebep çıkartır. Çünkü adildir buyuruyor. Bir de orada bir izahat var. Ana baba Müslüman olması, onun o çocuğun mutlaka Müslüman olması garanti değildir. Aha, Türkiye'de bir sürü çocuk aynı şekilde mürtet olup gidiyor. Deistim diyor işte. Kitapsız kafir oluyor yani. Kız çocuğu, erkek çocuğu. Deist, ateist. Deist, ateist olup gidiyor. Ana baba Müslüman. Ha, burada efendim ana babanın da hatası var. Ondan sonra Müslümanların da hatası var. Onların yanlış yola gitmesine. Onlar da ahirette bunun hesabını aynı şekilde görecekler. Onlar da görecekler. Şeyde bu rahmetli Salih Geylani amca vardı. On oğullarından birisi anlatmıştı. İsmini vereyim. Dedi ki bir gün dedi bir telefon geldi dedi. Açtım dedi. Bu Amerika'dan gelen Abdullah İsmet abi var ya. O dedi. Amerikalı kendisi.
Telefonda diyormuş ki ben neredeyim şimdi biliyor musun? Demiş neredesin? Dedeğin kabrinin başında. Taha Yakari Hazretleri'nin kabrinin başında. Ya dedi dondum kaldım dedi. Ta Amerika'dan geliyor. Hakkari'ye gidiyor. Taha-i Hakkari Hazretleri'nin kabrini ziyaret ediyor. Onun başından diyor bize telefon açıyor. Ve dedi Taha-i Hakkari Hazretleri'nin kabrinin yanındaki köylülerde, oradaki insanlardan hiçbirisinin haberi bile yok dedi ya. Ya ama Amerika'dan haberi var. Ha, kıtalar arası gelmiş Taha-i Hakkari Hazretleri'ni ziyaret etmiş. Sonradan öğreniyor bir de bunlar. Sonradan Müslüman oldu. Oradaki Müslüman arababadan dünyaya geldi. Belki de Müslümanlıkla alakası hiç kalmadı. Merak bile etmedi. Gelip ziyaret edenler. Ha burada birisi var ziyarette. Neydi ya ne diyorlardı adama falan filan. Dede varmış. Ha dede varmış falan filan öyle bir. Burayı ziyaret diyorlar. Ben bir gün bir Konya'ya gittiğimde. Sadettin Konevi Hazretleri'nin şey bahçenin içerisinde zaten bahçe kapısı kapalıymış. Dışarıdan dua ediyor. İki kişi gidiyor böyle. Anasını babasını ziyaret etti geliyor buraya ziyaret ediyor falan konuşuyor. Kendince büyük laf etmiş ama yani değil mi? Tabii şimdi. O bölgede... Yani Sadrettin Konevi kimdir? Kudüs'e durur nasıl bir zattır? Oraya bunlar niçin geliyor? Bu insanlar niye geliyor, ziyaret ediyorlar? Türkiye'nin çeşitli yerlerinden aynı şekilde onu aşkla şevkle girip ziyaret ediyor. O langaloz da. Sen langaloz kelimesi biliyor musun bilmiyorum. Bizim köyde çok kullanılır da. O langaloz da. Hemşeriniz olduğu için kullanabilir. Tabii. Oradan geçerken ukalalık ediyor. Laf ediyor güya. Hani bilmişlik taslıyor kendi kafasına göre. Halbuki kendi cehaletini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türkiye'dekilerin hiçbirisinin mazereti yok. Hiçbirisinin. Efendim işte ağzında dolgusu vardı, şey vardı falan. Valla Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ve Enver abilerden Allah Teala rahmet eylesin, şefaatlerine aile eylesin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir ömür boyu bu kitapları hazırlamak için uğraştı. Yarım asır geçti. Enver abi de bu kitapların yayılabilmesi için şirketler kurdu, gazete çıkardı, takvim çıkardı, ondan sonra dergiler çıkardı, televizyon kurdu, radyo kurdu, internet siteleri aynı şekilde açtı. Dolayısıyla Türkiye'dekiler efendim biz duymadık, bilmedik, görmedik. Mazeret kalktı. Ha buraya Cenab-ı Hak bir insanda bulundu. Ama adam kulağını tıkıyor. Ama Amerika'daki geliyor. Hanefi mezhebini öğreniyor. Hanefi mezhebinde diş dolgusu ve kaplaması gusle abdestine mani olduğu için Maliki mezhebini taklit ediyor. Buradaki dangalak. Aynı şekilde gidiyor. Allah ağzını açıp bakacak. Ha, öyle bir ahman birisi de vardı aynı şekilde. Allah Teala hepimizin sonuna hayır eylesin. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bu coğrafyaya bir ihsanıdır, bir lütfudur. Şimdi bir şey söyleniyor. İmam-ı Rabbani Kutuzan'ın mektubatında geçer. Yağmur yağıyor, rahmet yağmuru. Hatta insan yağmuru buyuruyor. Ama senin kabın kapalı, ağzı kapalı. Bir damla bile girmez ona. Bir damla bile girmez. Ama bazıları hem kabının ağzını açıyor hem ağzını açıyor. Değil mi? Onlar da nasipleniyor. Onlar da nasipleniyor. Kabın ağzı kapalıysa, ağzın kapalıysa bunu açmak için hiçbir gayreti de yok. Alo canım bana göre olur. Demiş ya geçen birisi işte ben kefilim demiş yani. Sen demiş tuzu aynı şekilde ye. Oruç bozulmaz. Oruç bozulmaz. Ben kefilim aslanım be. Yani Allah Teala ona özel imtiyaz verdi. Yani kendisini bu şey ruhban sınıfı zannediyor, papaz falan zannediyor, herhalde günahlar falan çıkartıyor. Kefil. Oraya kefil. Kefil misin? Aynı şekilde şeyde cehennem, aynı şekilde köpeği misin? O zaman belli olacak o. Orada belli olacak o. Allah Teala dini konusunda sen nasıl kefil olursun ya? Sen kimsin ki? Ehl-i sünnet alimler bile ayet-i kerimeden hadis-i şeriflerini didi didi geliyorlar. Ve sonraki alimler bunları şey yapıyorlar. Müştehit bir alimin iştihadı isabet edebilir. Ederse 10 sevap, edemezse 1 sevap alır. Her ikisiyle de amel edilir. Çünkü Allah rızası için yapıyorlar. Enver abiler bir gün anlatıyorlar da o içtihat kalbe doğan bir nurdur. Ama her iki taraftaki ilimlere sahip olanların ve kalpleri temiz olanların kalbine doğan nurdur diye geçiyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.